Selamünaleyküm arkadaşlar. 34. hikayemiz Ennemlitü vel Feraşetü, yani karınca ve kelebek. Hemen kelime telaffuzlarımıza bakalım. Ennemlitü karınca, Ennemlitü karıncalar, el feraşetü kelebek, el feraşatü kelebekler. Es-sayfü yaz, beyneme iken veya dağında, yete dayeru uçmak, uçuyor, Dairun'dan geliyor Dara. El-Esher çiçekler, El-Ezzehratü çiçek. Merrabi, uğradı veya geçti anlamlarına geliyor. Denk geldi gibi de kullanılabilir cümlenin akışına göre. Müttecihen veya müttecihten yönelerek, yönelen ila harfi ceriyle kullanılır. Gaden, yarın. Yeti geliyor. Ba'du henüz. Kemiyat veya kemiyat miktarlar, işte çeşitler. Kemiyetün miktar. Vasale sürdürdü, devam etti. Se'yün çalışma, çaba, gayret. Halleşitâ'i kış geldi veya halleşitâ'ü pardon. Kış geldi. Yef'alü yapıyor. Yuhabbi'ü gizliyor, saklıyor, topluyor. Me'ünetün azık. Mü'enün azıklar. Etşitâ'ü kış. Yensahu nasihat ediyor, öğüt veriyor. Bedele en bunun yerine böyle yapmaktansa gibi. Yürhiku yoruyor. Nefsün nefis kendin yani. Enfüsün nefisler. Yeğleku endişe ediyor. Yekadü neredeyse. Yaktülü öldürüyor. Yüvezzi'u dağıtıyor. Mahzunun depo. Mehazinün depolar, arzak deposu gibi de olabilir. Edrake idrak etti, anladı. Kenzün hazine, künüzün hazineler. Ayet-i kerimede de böyle geçiyor zaten. Evet, hemen ibaremize, hikayemize başlayalım. Ennemletü vel feraşetü. Nemle, Nemil suresinden aklınıza gelsin. Karınca vel feraşetü, kelebek. Burada yalnız yuvarlak T olduğu için dişi karıncadan bahsediyor, dişi kelebekten bahsediyor. Fi yevmin min eyyamin es-sayfi min eyyamis-sayfi yaz günlerinden bir günde, fi yevmin bir günde, neyden bir günde, nasıl bir günde veya min eyyamis-sayfi yaz günlerinden bir günde, beynema iken, kânet İdi iken, kim feraşetün bir kelebek, nedir iken, tetedayeru uçuyor iken, beynel esheri çiçekler arasında uçuyor iken, nasıl uçuyor, tuganni şarkı söyleyerek. Yaz günlerinden bir günde, bir kelebek şarkı söyleyerek, çiçekler arasında uçuyor iken, merrat biha gördü, yani kelebek de görmüş olabilir veya merrat biha o kelebeğe uğradı, o kelebeğin yanından geçti, o kelebeği geçti. Kim geçti? Nemletün bir karınca. Öyle bir karınca ki, yani nasıl bir karınca, burada sıfat mevsufluk söz konusu. Nemletün Nekra bir isim, bakınız gördüğünüz gibi Nemletün Nekra olduğu için kendisinden sonra gelen fiil muzari, yani fiil cümlesi onun neyi olur? Sıfatı olur arkadaşlar. Tehmilü taşıyor. O karınca taşıyor. Neyi taşıyor? Habbete kamhin bir parça buğday. Nasıl? Müttecihetten yönelerek, neyle? Biha o buğday tanesiyle, nereye yönelerek, ila beytiha evine.
Yaz, tekrar topluyorum. Yaz günlerinden bir günde bir kelebek şarkı söyleyerek çiçekler arasında uçuyor iken, şurayı uçuyor iken bir parça buğday taşıyarak taşıyıp onu evine götüren, yani onunla evine yönelen bir karınca gördü veya bir karınca onu geçti. Feteaccebet, şaşırdı. Kim el feraşetü, kelebek. Ve se'elet, sordu enemlete, karıncaya. Mâzâ tef'aline, ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Ecabet, cevap verdi. Kim enemletu, karınca. İnneni, muhakkak ben. Ef'alü, yapıyorum. Ma ol bir şey ki ef'alü, yapıyorum. Ben yapmam gereken şeyi yapıyorum. Hatta nuhabbiye, topluyorum. Saklamak için, yani saklıyorum. Neyi? Meunete şitai, kış azığımı, kışınki rızkımı toplamam için, toplamak için yapmam gereken şeyi yapıyorum. Yapmam gerekeni, yapmam gereken şeyi yapıyorum. Ve ensahuke, sana da tavsiye ederim. Sana tavsiye ederim. Entef Ali, yapmanı, neyi yapmanı, misli, benim gibi, tecmeine, toplamanı, fissayfi, yaz ayında, yazda, neyi, ma ol bir şeyi ki tehtacine, sen muhtaçsın, senin ihtiyacın var, ileyhi, o şeye, nerede, fişşitai, kışta. Ben, diyor, ben sana kış ayında, seni kış ayında ona ihtiyacın olduğun şeyi yaz ayında toplamanı, benim gibi toplamanı sana tavsiye ederim, diyor. Galet, dedi, kim el feraşetü, kelebek. Bedele en türhiqim, yorulmak yerine. Yoru bedele en yerine, ne yerine, türhiki, yorulmak yerine, yorulman yerine, yorman yerine, neyi, nefsiki, nefsini, kendini yorman yerine, bihabbatil kamhi, ne ile, bihabbatil kamhi, buğday taneleriyle, nasıl, tecmeinehe, o buğday tanelerini toplayarak, ve tehmilinehe, o buğday tanelerini taşıyarak, ila beytiki, evine. O buğday tanelerini toplayıp onları evine taşımak ile kendini yormak yerine, limaza, niçin, la tef'aline, yapmıyorsun, misli, benim gibi, ve te'işine, yaşamıyorsun, liyevmiki, gününü, ve la taklekine, endişelenmeden, bir gadike, yarını, yarını endişe etmeden gününü yaşamıyorsun, diyor. Niçin? Ve felimâza, niçin eklegu, endişe edeyim, mineşşitâi, kıştan, ellezî, ol bir kış ki, bakınız burada şita marife gelmiş, marifeden sonra ismi mevsul gelmiş, gördünüz mü, sıla cümlesi. Şimdi bu ismi mevsul, yani sıla cümlesi, ismi mevsulümüz neyi bize açıklıyor? Şita kelimesini. Mineşşitayı, kıştan. Ellezî, ol bir kış ki. Lem ye'ti ba'du. Henüz gelmedi. Henüz gelmemiş olan anlamını ellezî veriyor. Olan kıştan neden endişe edeyim? Niçin endişe edeyim? Ve havli, benim etrafımda varken, var yani, diyor. Ne var? Kemmiyatün, çeşitler.
kebiratün, bol büyük çeşitler, minet taami yiyecekten. Etrafımda bol büyük yiyecek çeşitleri varken ve henüz kış gelmemişken, yani gelmemiş olan kıştan niçin endişe edeyim? Lakinne ennemlete, bakın ennemletü demedim, ennemlete dedim çünkü inne ve kardeşlerinin ismi mensup olur, öyle değil mi? Lakinne de innenin kardeşlerinden olduğu için ismi olan ennemle mensup olarak gelmiş, yani son harekesi feta ile gelmiş. Ennemlete, lakin ancak karınca vasalet sürdürdü, devam ettirdi. Neyi? Sa'yehe, çalışmasını. Fil bahsi, arama çalışmasını. Neyi arama? An hubbatil kamhi, buğday tanelerini arama çalışmasını devam etti. Ve neklihe, onları nakletmeye devam etti. Yani onları götürmeye devam etti. Vahideten vahideten, teker teker, ila beytiha, evine. Ancak karınca buğday tanelerini arama çalışmasını sürdürdü ve onları teker teker evine götürdü, nakletti, taşıdı. Ve helleşşitâü, kış geldiğinde, ve behaset, aradı. El feraşetü, kelebek. An da'amin, yemek. Nasıl yemek? Öyle yemek ki, bakın yine da'am burada nekra olarak gelmiş. Nekradan sonra gelen fiil-i muzari sıfattır. Yani fiil cümlesi onun sıfatıdır. Neyi açıklıyor? Yemeği. Te'külühü, o yemeği yiyor, onu yiyor. Yiyeceği yemeği aramaya aradı yani. Yiyebileceği bir yemek aradı. Felem tecit, bulamadı. Ve ehasset, hissetti. Bilcu'i, açlık. Yekâdü, neredeyse, yaktülühe, onu öldürecek. Onu öldüren bir açlık, onu öldüren, neredeyse onu öldüren açlık hissetti. Hine ra'et, gördüğünde, ennemlati, karıncaları, tüvezzi'u, dağıtıyor. Kim? O karıncalar dağıtıyor. Neyi? Niye tüvezzi'u ne demedik de tüvezzi'u dedik? Çünkü tüvezzi'unun tahtında hiye faili var, öyle değil mi? Tüvezzi'unun zamiri ennemlatüye racidir. Nemlat da akılsız çoğul olduğundan dolayı, akılsız çoğullarda müfret müennes olduğundan dolayı bunu açıklayan fiil-i muzari müfret müennes olarak gelmiş arkadaşlar. Tüvezzi'u şeklinde. Tüvezzi'u, o karıncalar dağıtıyor. Neyi? Habbatil gamhi, buğday tanelerini. Bakın, el gamhi marife bir kelime. Bunu açıklayan tuhricune, tuhricuha nasıl gelmiş? Gamhi değil, pardon, habbati açıklıyor tuhricu. Habbatil gamhi, buğday tanelerini. Habbat burada muzaf, el gamhi muzafı ile tuhricu kelimesi ise habbat, yani muzaf olan habbat kelimesini açıklıyor. Habbat da yine akılsız çoğul olduğu için müfret müennes hükmünde ve tuhricu de müfret müennes olarak gelmiş. Tuhricu çıkarıyor ha o buğday tanelerini. O buğday tanelerini çıkarıyorlar. Neyden? Min mahzunihe, mahzenden. O buğday tanelerinin mahzeninden. Şimdi mahzun muzaf, ha muzafı ileyh. Muzaf ile zamir olduğu için burada da muzaf belirli bir durumda. Yani belirli bir isim, marife gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Ellezî de ismi mevsuldür. İsim mevsulümüz mahzun kelimesini açıklıyor. Yani mahzen, depo kelimesini açıklıyor. Ellezî, ol bir depo ki, cemaathü, o depo toplandı, o depoda yiyecekler orada toplandı. Fissayfi, yaz ayında. Yazın yiyeceklerin toplandığı mahzenden çıkarılan buğday tanelerini karıncaları
dağıtırken, karıncaların onları dağıtırken gördüğünde. Şöyle toplayalım. Karıncaların yazın topladıkları mahzenden buğday tanelerini çıkarıp dağıttıklarını gördüğünde, indehe, o esnada edraket anladı. El feraşetü kelebek enne meünete sayfi, mutlaka yaz azığı, yaz nimeti kenzün hazinedir lişitai, kış için. O esnada işte karıncaların o yazın topladıkları yiyecekleri kışın dağıtıp yediklerini gördüğünde anladı, idrak etti, dedi ki enne meünete sayfi kenzün lişitai, yaz azığı kış için hazinedir. Bunun böyle olduğunu idrak etti arkadaşlar. Evet, hikayemizin salt Arapçasını okuyalım. Ennemletu vel feraşe fi yevmin min eyyamis sayfi beyneha kânet feraşetün tetedâyeru beynel ezhâri tuganni. Merret biha nemletun tahmilu habbete kamhin müttecihetan biha ila beytiha. Fetaaccebet el feraşetü ve se'elet en nemlete. Mâzâ tef'alîne? Ecâbet en-nemle. İnnenî ef'alü mâ ef'alü hattâ nukhabbi'e meûneteş-şitâi ve ensahuki en tef'alî mislî tecme'îne fis-sayfi mâ tehtâcîne ileyhi fis-şitâ. Qâlet el-ferâşe. Bedele en türhiqi nefsiki bihabbatil kamhi tecme'inaha ve tahmilinaha ila beytik. Limmâ zâlâ tef'alîne misli ve te'îşîne liyevmik ve lâ teqlaqîne biqadik. Felimâ zâ eqlaqu mineşşitâ illezî lem ye'ti ba'du ve havli kemmiyâtun kebîratun minettaâm. Lakinnen nemle vasalet sa'yaha fil bahsi an habbatil kamhi ve naqliha vahideten vahideten ila beytiha. Ve halleşşitâ'ü ve behaset el feraşetü an da'amin te'ekuluhu ve lem tecid. Ve ehasset bil cu'i yekâdü yaktülüha. حين رأت النملات توسع حبات القمح تخرجها من مخزونها الذي جمعته في الصيف، عندها أدركت الفراشة أن مؤونة الصيف كنز للشتاء. Evet arkadaşlar, bakalım bugüne ait bir özlü sözümüz var mı? Yokmuş arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bitti. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.